Türkiye'nin en büyük gıda firmaları arasında yer alan Kanlar Gıda Süt Anonim Şirketi, Türkiye'nin %5 ek peynir üretimini yapacak dev tesisini Buharkent'te kuruyor. Çalışmalarını yerinde incelemek üzere Aydın'ın Buharkent ilçesine ziyaret gerçekleştiren Kanlar Süt Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Kan, Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü ve Belediye Başkanı Mehmet Erol'un konuğu oldu. Buharkent Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden fabrikalarında inceleme yapan Abdurrahman Kan, Türkiye üretiminin %5'ine tekabül eden peynir ihtiyacını Trakya'daki fabrikamızdan karşılamaktayız. Buharkent'teki fabrikamız tamamlandığında %10'a ulaştıracağımız üretimimizle bölgeye hem istihdam hem de ekonomik açıdan destek olacağız dedi. Ege'nin incisi Aydın'ın güzel bir ilçesindeyiz, Buharkent'teyiz. Evet. Bugün organize sanayideyiz. Yatırım fırsatları ile ilgili Ege'yi dolaşıyoruz. Bizler de Kağanlar Gıda Sanayi Anonim Şirketi olarak gıda sektöründe faaliyet gösteriyoruz ki hem süt ürünlerinde hem de zeytin üzerine de işleme ve ihracat kısımlarına kadar tüm işlemde aracısız, yani sofra şeyden tarladan çatala kadar ki tüm süreçte faaliyet yapıyoruz. Yaklaşık 1978'den beri 42 senedir buradayız. Biz firma olarak Türkiye'deki peynir üretimini yaklaşık Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre konuşuyorum. Türkiye'de çünkü ayrıca evlerde yapılan peynirler de var. İstatistik Kurumu verilerine göre biz %5'ini üreten bir firmayız. Nasip olursa buradaki tesisimizle birlikte kapasiteyle bunu ikiye katlama konusunda bir veri size söyleyebilirim. Burada sadece süt işlemekle olmuyor. İstihdam olarak belki burada 500 kişi çalışacak. Kaan, Ege'de Manisa'dan sonra ikinci büyük yatırımlarını Buharkent Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptıklarını ifade etti. İkinci yatırımımızı, süt ürünleri yatırımımızı da Buharkent'i seçtik. Ve burada da yatırımımız şu gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde ilerliyor. Gördüğümüz şu ki bölge halkı çok erken bir şekilde bunu bitirmemizi istiyor. Heyecanı var. Ben yaklaşık 3 ili şu anda dolaştım. Onlar da hepsi bize soruyorlar. Nasip olursa Allah utandırmasın. Bizler bu konuda sektörde öncü bir firmayız. Hem Türkiye'nin otomasyon ve altyapısı itibariyle de dünyada sayılı bir tesisi nasip olursa Allah bize de ömür verirse gerçekleştirmek istiyoruz. İnşallah. Ve dünyaya bir örnek tesis burada olacak. Hedefimiz bu. Yaklaşık kapasitemiz burada 1000 ton civarında günlük süt işleme kapasitesine sahip olacak bir tesisi burada gerçekleştirmek istiyoruz nasip olursa. Her türlü planlamalarımızı yaptık. Anlaşmalar bunları da hemen hemen tamamlıyoruz. Nasip olursa bölgeye yatırım yapıyoruz. Üretim yapacağız inşallah hep birlikte. Tabii halkımıza bitkisel üretiminden tutun çiftliklere kadar birçok aşamada da tabii ki yatırımcılar bu bölgeye gelecekler. Tabii ki bölgede istihdam sağlanacak. Bununla birlikte ticarette bir güçlü bir nokta olma konusunda bu Buharkent ilerliyor. Aynı zamanda organize sanayi bölgesinin de diğer alanlarıyla ilgili olarak da bundan sonra inşallah yatırımcılar da bölgeye geleceğini düşünüyorum. Evet. Aynı zamanda Buharkent Organize Sanayi Bölgesi'nin yönetim kurulu başkanı olduğunu da ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Çünkü böyle bir önemli bir yatırımı Buharkent'imize, Aydın'ımıza, bu bölgemize kazandırdıkları için. Tabii önümüzde çok önemli sorunlar vardı Buharkent Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili. Kamulaştırma yapılmamıştı. Yani hiçbir yatırımcı yoktu burada. 198 tane kamulaştırma yaptık biz burada. Tabii 2014'ten beri belki belediye başkanından daha fazla mesai biz buraya harcadık. Tabii tanıtım önemli. Tanıtımı sayesinde de birçok yatırımcı buraya geldi. Hatta hiç kamulaştırma yapılmadığı zaman dönemde dahi bütün yatırımcılar geldi. Şu an geldiğimiz noktaya bakarsanız kamulaştırmaları tamamen bitirdik. Ve şu an tamamen dolu organize sanayi bölgesi. Tamamı tahsis edilmiş durumda. İki tane firmamız da hafriyat çalışmasını başladılar zaten. Onlar da parsiyasyon planı. Geçen ay bitirdik biz kamulaştırmamızı. Parsiyasyon planını bitirmemizi bekliyorlar. Aralık ayı gibi onlara da bu ruhsatlarını verme durumumuz olacak. Bir tanesi başlamıştı. Seval Kablo biliyorsunuz hem üretim başladı hem inşaatı devam ediyor. Küçük Buharkent. Aydın'ın en küçük ilçesi Buharkent. Şunu söyleyebiliriz. Aydın'ın en küçük ilçesinde
sektöründeki en büyük iki firma Buharkent'te. Türkiye'nin en büyük iki tanesi Buharkent'te. Türkiye'nin en büyük kablo fabrikası. 150 bin metrekare kabı alana sahip olacak Seval Kablo. İşte burada üretime de başladı. İkincisi Türkiye'nin en büyük sektöründeki peynir fabrikasını. İşte Abdurrahman Bey ve Mustafa Bey bu yanımdalar. Onlar burada yapıyorlar. Biz çok mutluyuz böyle yatırımları buraya çektiğimiz için. Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü'de konuşmasında ilçe ve bölgeye yapılacak her türlü yatırıma destek olacaklarını ifade etti. OSEB'in tamamlanmasıyla birlikte istihdam anlamında bölge halkına, ilçe halkına çok büyük katkıları olacağına inanıyorum. Ben değerli yatırımcıların hepsine teşekkür ediyorum. İlçe halkı adına teşekkür ediyorum. En kısa sürede inşallah açılışı gerçekleşir diye ümit ediyorum.